Merhaba sevgili öğrenciler. Yükselme dönemine devam ediyoruz bugün. Geçen dersimizde Fatih Sultan Mehmet dönemini görmüştük. Şimdi yükselme döneminin diğer olaylarını görelim. İkinci Bayezid dönemiyle başladık. İkinci Bayezid döneminde Cem Sultan olayından bahsetmiştik. Taht kavgalarının olduğunu söyledik. Tabii ki ikinci Bayezid'in aktif bir politika izlemesini Cem olayı engelledi. Taht kavgaları engelledi demiştik. Ve biraz durağan bir dönemdir ikinci Bayezid dönemi. Bakalım neler yapmış ikinci Bayezid. Cem Sultan olayının arkasından Karamanoğullar üzerine bir sefer düzenliyor. Karamanoğulları Cem olayını kışkırtmıştı. Taht kavgalarını körüklemişti. Onun üzerine 1487 yılında Karamanoğullarını tamamen ortadan kaldırıyor. Karamanoğulları artık bitti. Bir daha görmeyeceğiz. Ve Memlük seferine çıkıyor. Memlükliler zaten Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayan Hicaz su yolları sorununu ortaya çıkartmıştı. Bunun içinde bir problem vardı. Bu arada Cem olayını da kışkırtmıştı. Buna da kızmıştı zaten 2. Bayezid. Bu arada 2. Bayezid tahta çıktığı zaman Delhi Sultanlarının gönderdiği hediyelere de Memlük hükümdarı el koymuştu. Bunun yanı sıra Dulkadiroğulları'nı da Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. İşte bunlar 2. Bayezid'in Memlük seferine çıkmasına neden olmuştur. Memlüklerle Osmanlılar arasında 4 sene süren savaşlar olmuştur. 5 defa karşılaşmışlar ama hangi tarafın daha başarılı olduğu kesin olarak pek belli değildir. Ve Memlüklerin azıcık daha başarılı olduğu söylense de pek sonuç alınamamıştır bu seferden diyebiliriz. Buğdan seferine çıkmıştır 2. Bayezid. Kili ve Akerman kalelerini almıştır. Kili ve Akerman kalelerini alması Kırım'la karadan da Osmanlı'nın bağlantı kurmasına neden olmuştu. Ve böylece de ilk defa Lehistan'la da komşu olmaya başlamıştık. 2. Bayezid döneminde bir de Venedik ilişkileri vardır. Venedikliler Akdeniz'de güçlüydü. Ama bizim de denizcilerimiz artık yetişiyordu. Önemli denizciler vardı. Kemal Reis, Burak Reis gibi. Böylece Akdeniz seferine çıkıyoruz ve Moray Yarımadası'nda bulunan bazı kaleler, limanlar Osmanlı'nın eline geçiyor. Modon, Koron, Navarin gibi limanlar Osmanlı'nın eline geçiyor. Böylece Akdeniz yolu Osmanlılara açılıyor. Akdeniz bir Türk yolu oldu demiyorum, dikkat edin. Akdeniz yolu Osmanlılara açıldı dedim. Evet, İran seferi çok İran ilişkileri, sefer demiyorum, ilişkileri çok meşgul etmiştir 2. Bayezid'i. İran'da Safevi Devleti var. Safevilerin başında Şah İsmail var. Ve yavaş yavaş güçleniyordu. Hatta geçen dersimizden hatırlayın, Akkoyunlu Devleti'ni de yıkmışlardı. Ve Şah İsmail Osmanlı Devleti'nde karışıklık çıkartmayı uygun görmüştü kendi politikasına göre. Ve casuslarını, ajanlarını Osmanlı ülkesine gönderip Osmanlı ülkesinde karışıklıklar ortaya çıkarıyordu. Şii faaliyetlerini yayıyordu. Bu da Osmanlı'yı huzursuz ediyordu bu olayla. Devamlı birçok yerlerde ayaklanmalar görülüyordu. Evet, 2. Bayezid'in 3 tane oğlu vardı. Korkut, Ahmet ve Selim. Selim, Yavuz Sultan Selim dediğimiz padişah olacak daha sonra. Selim, Trabzon sancağında şehzadeydi. Ve Trabzon Doğu Anadolu'ya daha yakın olduğu için Şah İsmail'in faaliyetlerini daha yakından takip edebiliyordu. Babasına bir mektup yazdı. Şah İsmail'in yaptığı bu faaliyetleri engellesin, bu olayların üzerine gitsin, Osmanlı'yı rahatsız edecek diye bir mektup yazdı. Hatta kendisinin tahta geçmek istediğini de söyledi. Babası aslında Selim'i kendisinden sonra padişah yapmak istemiyordu. Diğer kardeşleri için düşünüyordu. Bunun üzerine bu faaliyetler giderek artmaya başladı, bu Şii faaliyetleri ve karışıklıklar. En sonunda Şah Kulu isyanı dediğimiz bir isyan çıktı. Evet, dini içerikli bir ayaklanmadır. Osmanlı'yı son derece rahatsız etti. 2. Bayezid uzun süre hatta bastıramadı bu Şah Kulu isyanını. Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in de katıldığı bir orduda, ordu Şah Kulu isyanı üzerine yürüdü ve Şah Kulu isyanı bastırıldı. Yeniçeriler Yavuz'un nasıl savaştığını görmüşlerdi. Onun için Yeniçeriler Yavuz'un padişah olmasını istiyorlardı. Yavuz Yeniçerilerden destek alıyordu. 2. Bayezid artık otoritesini yitirmeye başlamıştı. Bir defa bu Şah Kulu isyanları, pasif politikası, yaşlanmış olması, Yeniçerilerin Yavuz'u desteklemesi 2. Bayezid'i yıpratmaya başlamıştı. Yavuz Sultan Selim bir ordu ile Çorlu yakınlarında babasıyla taht için savaşıyor. Babasını tahttan indirip kendi tahta geçmek için. 2. Bayezid bu savaşta başarılı oluyor. Yavuz'u yeniyor. Başarılı oluyor ama
kendi isteğiyle tahttan ayrılıyor ve Yavuz Sultan Selim tahta geçiyor. Kendi isteğiyle ayrılıyor. Yenmiş de olsa, kendi isteğiyle de ayrılmış olsa yine de oğlunun gelip kendisiyle taht için savaşması çok ağrına gitmiştir. Hatta derler ki Yavuz'a bir beddua etmiştir. Demiştir ki kılıcın keskin olsun ama tez zamanda da tahttan inesin. Babasının bedduasının tuttuğu söylenmektedir. Gerçekten Yavuz Sultan Selim'in kılıcı keskindir. Çok başarılıdır yaptığı savaşlar. Fakat çok kısa süre tahta durmuştur. 8 senelik bir taht hayatı vardır. Bakın Kanuni Sultan Süleyman 46 sene tahta durmuş. Yavuz çok kısa 8 sene tahta durmuştur. Belki şöyle de söylenir. Bir 8 sene daha tahta dursaydı Batı'da da çok önemli seferler yapabilirdi Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'in yaptığı seferler genellikle doğuya doğru olmuştur. Ve Yavuz Sultan Selim tahta geçiyor. Hatta babasının bedduasını tuttuğunu şuna dayanarak da söyleyebiliriz. Çorlu yakınında babasının beddua ettiği yerde vefat etmiştir Yavuz. Sırtında şiiri pençe denilen bir çıban çıkıyor. Bu çok acı veriyor ve giderek büyüyor. Bunun üzeri bunu değiştirmesi, Yavuz'un bunu değiştirmesi vücuduna yayılması ve ölmesine neden olmuştur. Onun için babasının beddua ettiği yerde de Yavuz'un öldüğü bilinmektedir. Evet, Yavuz Sultan Selim dönemine geçtik. En kolay öğrenilen dönem. Bakın ne kadar kolay öğreniliyor. Geçelim Yavuz döneminde neler olmuş bir görelim. Tahta geçer geçmez Yavuz önce kardeşlerini öldürtüyor. Niye yapıyor böyle? Fatih'in bir kanunnamesi var. Ülkenin geleceği için diyor. Değil mi? Gerekirse kardeş bile katledilebilir. Buna dayanarak taht kavgalarını önlemek için kardeşlerini öldürtüyor ve tek başına tahtta. Her sene bir savaş yapıyor. Ben genellikle seneleri pek anlatmam. Çünkü soru olarak fazla gelmez yıllardan, senelerden fazla bahsetmez. Fakat bunu söyleyeceğim, yazacağım. Çünkü çok kolaydır öğrenilmesi. Arka arkaya, hiç sene atlamadan olaylar yapıyor. Bakalım. Önce Çaldıran Savaşı'nı görüyoruz. Daha sonra Turnadağ Savaşı. Daha sonra Mercidabık. Ve Ridaniye Savaşı. Şimdi Çaldıran 1514. 1515, 1516 ve 1517 görüyorsunuz değil mi? Hiç sene atlanmamış. 14, 15, 16, 17 sırasıyla savaşları yatmış. Ve bu kimlerle oldu bu savaşlar? Bir de onu görelim. Çaldıran Savaşı Safevilerle oldu. Turnadağ Savaşı Dulkadiroğulları'yla oldu. Mercidabık ve Ridaniye Savaşı ise Memlüklerle olmuştur. Bu savaşlar sonucunda hangi topraklar Osmanlı'ya katıldı? Bir de onu görelim. Çaldıran Savaşı sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Osmanlı'ya katıldı. Doğu ve Güneydoğu. Turnadağ Savaşı sonucunda Maraş ve civarı Osmanlı'ya katıldı. Mercidabık Savaşı sonucunda Suriye, Filistin katıldı. Böylece Kudüs de Osmanlı toprağına katılmış oluyor. Suriye, Filistin. Ridaniye Savaşı sonucunda da Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı'nın topraklarının ne kadar genişlediğini görmüş oluyoruz. Evet, Çaldıran Savaşı ile başlayalım. Nedenleri nelerdir Çaldıran Savaşı'nın? Çaldıran Savaşı görüyorsunuz ki Safeviler, başında da Şah İsmail var. Şah İsmail giderek güçlendi, Osmanlı'ya kendisini rakip gibi görmeye başlıyor. Ve Çaldıran Savaşı'nın en önemli nedeni Yavuz ile Şah İsmail arasındaki rekabettir. Birbirlerine egemenliklerini kabul ettirmek istiyorlar. Üstünlük kurmak istiyorlar. İşte en önemli neden rekabet. Bir. İkincisi ki bu da önemlidir. Anadolu'daki Şii faaliyetlerin Osmanlı'yı çok yıpratması, Osmanlı bütünlüğünü tehdit etmesi, tabii ki bu Şii faaliyetini önlemek istemesi Yavuz'un ikinci nedendir. Bir diğer neden de, bu da Yavuz tahta çıktığı zaman Şah İsmail kutlamamıştır. Ve böylece de Çaldıran Savaşı için Yavuz ordusuyla harekete geçiyor ve büyük bir ordu ile Anadolu'da doğuya doğru ilerliyor. Anadolu'da Osmanlı ordusu ilerliyor ama Şah İsmail'i bir türlü bulamıyor. Şah İsmail Yavuz'un karşısına çıkmıyor.
Ve öyle bir yoruluyor ki Osmanlı ordusu. O dönemde kamyon yok, otobüs yok, tren yok, uçak yok. Nasıl gidiyorlar bunlar? Kilometrelerce yolu yaya ve atlı gidiyorlar. Bir de bir türlü karşısına çıkmıyor Şah İsmail. Asker artık bıkmaya başlıyor. Günlerce süren bir yolculuk bu. Ve bu bıkma sonucunda geri dönelim demeye başlıyorlar. Hatta Yavuz'a bir hocası geliyor. Diyor ki hünkârım asker isyanlara girdi. Geri dönmek istiyor. Yoruldu, bıktı. Geri dönelim isterseniz dediği zaman Yavuz çok sinirlenmiştir. Öldürttüğü bile söylenmektedir kendisine bu lafları söyleyen kişiyi. Bunun üzerine Yavuz ordunun başına geçiyor. Askeri cesaretlendirici bir konuşma yapıyor. Diyor ki karısını özleyen varsa geri dönsün gitsin. Ben tek başıma da olsam ilerleyeceğim. Beni takip etsin benimle gelmek isteyenler deyip yola çıkmıştır. Ve ordu böyle cesaretli bir padişahı görünce hepsi birden Yavuz'un peşine düşüyor. Ve Osmanlı ordusu en nihayet Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'e karşı karşıya geliyor. Şah İsmail'e karşı karşıya geliyor. İkisi de güçlü ordu. Yapılan savaşta Yavuz büyük bir başarı alıyor. Şah İsmail yeniliyor. Canını zor kurtarıp kaçıyor. Tahtı, tacı, karısı hepsi Yavuz'un eline geçiyor. Osmanlı'nın eline geçiyor. Evet, Şah İsmail ilerliyor, gidiyor. Yavuz bir süre İran topraklarında ilerlemiştir. Amacı Safevileri ortadan kaldırmaktı. Fakat Şah İsmail'in meydan savaşına girişmemesi, vurkaç sistemini takip etmesi, Yeniçeri askerlerinde biraz bıkması, Yavuz'un daha sonra bu seferi yarım bırakması neden oluyor ve geri dönüyor. Ama Çaldıran Savaşı Osmanlı için bir başarıdır. Evet, Çaldıran Savaşı böyle. Osmanlı'nın başarısı sonuçlanıyor. O zaman diğer sonuçlarını söyleyelim. Evet, Yavuz Dulkadiroğulları'na kızmıştı. Çünkü Çaldıran Seferi'ne çıktığı zaman onlardan yardım istemişti. Fakat Dulkadiroğulları yardım göndermemişti. Onun üzerine Turnadan Savaşı'na çıkıyor. Dulkadiroğulları ile karşı karşıya geliyor ve Dulkadiroğulları'nı yenerek ortadan kaldırıyor. Böylece Maraş ve civarı Osmanlı topraklarına katılıyor. Evet, bu savaş da bitti. Daha sonra Memlük Seferi çıkıyor karşımıza. Bakın, Memlük Seferi biz Mısır Seferi diye adlandırırız. Şu iki sefer Mısır Seferi diye bilinir. Unutmayın. Mısır Seferi eğer çıkarsa sorularda hemen Mercidabık ve Ridaniye Savaşı gelsin aklınıza. İkisi için Mısır Seferi denilir. Mısır'da hangi devlet var? Memlükler. Türk ve Müslüman. Ve Mısır Seferi'nin o zaman nedenleri nelerdir? Mısır Seferi'nin nedenleri neler? Birinci olarak Mısır Seferi'nde Memlüklerin çıkarttığı huzursuzluklar var. Çünkü Memlükler Dulkadiroğulları'nın Osmanlı'ya katılmasıyla Osmanlı ile sınır haline geldiler, sınırdaş oldular. Tabi bu durum çok tedirgin etti Memlükleri. Bu huzursuzluk yarattı. İkinci olarak Memlükler Osmanlı'nın aleyhine Safevilerle ittifaklar kuruyordu. Bu durum da Osmanlı'nın huzurunu bozmuştu. Memlüklerin Safevilerle ittifak kurması. Bir diğer neden ise halifelik Memlük devletini koruması altındaydı. Tabii ki Yavuz Sultan Selim İslam liderliğini eline geçirmek istiyordu. Bu da bir diğer nedendir. Baharat yolu ticareti Mısır'da. Mısır'dan Akdeniz'e açılıyordu. Mısır'ı alırsa baharat yolu ticareti Osmanlı'nın eline geçecekti. Sonra Memlük Devleti çok zengin bir devletti. Onun için bu zenginlik de tabii ki Osmanlı'ya cazip gelmiştir. Bu nedenlerle Mısır seferine çıkıyor Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı ordusu Suriye yakınlarında Mercidabık'ta Memlük ordusuyla karşı karşıya geliyor. Memlük ordusunun başında Kansu Gavri vardır. Memlük hükümdarı Kansu Gavri bulunmaktadır. Osmanlı'nın başında da Yavuz Sultan Selim bulunuyor. Ve büyük bir savaş oluyor Mercidabık'ta. Bu yapılan savaşı Osmanlılar kazanıyor. Suriye, Filistin toprakları Osmanlı'ya katılıyor. Kansu Gavri savaş meydanında ölüyor. Kansu Gavri öldükten sonra Memlüklerin başına Toman Bay geçiyor. O da güçlü bir hükümdardır. Memlük hükümdarları güçlüdür. Mercidabık Savaşı'nda Memlüklerin başarısız olmasına en büyük neden Osmanlı'daki tekniğin Memlüklerde olmayışıdır. Osmanlılarda toplar bulunuyordu ama Memlük ordusunda yoktu. Bunun üzerine Yavuz Memlükleri tamamen ortadan kaldırıp Mısır'ı alabilmek için Ridaniye Savaşı'na hazırlanıyor. Memlük hükümdarı Toman Bay diyor ki ben diyor ordumla diyor ilerlemeyeyim. Yavuz gelsin. Ta İstanbul'dan hareket eden Osmanlı ordusu düşünün kaç kilometre yol bütün Anadolu'yu geçecek, Suriye Filistin geçecek, hatta Sina Çölü'nü geçecek, Mısır'a girecek. Günlerce, aylarca sürecek bir yolculuk bu. Ve diyor ki Toman Bay, Sina Çölü'nü geçince Osmanlı perişan olur.
o kadar yorulur, biter, bitkin olur ki çünkü kızgın güneşin altında ve senelerce yağmur yağmayan bir çöl. Bu çölü Osmanlı alışkın değil geçerken ben onları perişan ederim diyor. Hatta tam Süveyş kanalı o dönemde açık değil ama o bölgeyi Sina çölünü geçtikten sonra o bölgeyi geçip Mısır'a gireceği zaman hemen topları şuraya diziyor. Şöyle Akdeniz diyelim, şurası da Kızıldeniz diyelim. Şurası Kızıldeniz olsun. Şurası da Akdeniz olsun. Yavuz'un ordusu böyle gelecek. Buraya, burada Sina çölü var. Bu çölü geçecek. Ve bu arada da Memlükler şuraya topları diziyor. Bu toplar Venediklerden alınıp sabit toplardır. Alınmış sabit toplardır. Yani sağa sola dönmüyor. Toprağa gömülüyor ve tek bir hedefi var. Onun için hedef de Yavuz'un ordusunun tam karşısına göre ayarlanmıştır. Ve Yavuz'un ordusu Sina çölünden geçerken yağmur yağıyor. Senelerce yağmur yağmayan çöle yağmur yağıyor. Ve Yavuz rahat geçiyor. Bu arada rahat geçiyor derken çok da rahat değil tabii ama Memlüklerin tahmin ettiği kadar bir zorluk olmuyor. Yavuz'un ordusu buraya geçtikten sonra güneye döndürüyor ordusunu Yavuz ve şuradan saldırıya geçiyor. Ve toplar işe yaramıyor. Çünkü başka yönlere dönemiyordu toplar. İşe yaramıyor. Büyük bir savaş oluyor. Biz buna Ridaniye Savaşı diyoruz. İşte bu Ridaniye Savaşı Memlük Devleti'nin sona ermesine nedendir. O zaman Mısır Seferi'nin sonuçlarını söyleyelim. Veya Ridaniye Savaşı'nın sonuçlarını söyleyelim. Birinci olarak halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yani Osmanlı Devleti teokratik yönetime geçmiş oluyor. Evet, böylece İslam liderliğini de eline geçirmiş oluyor. Bütün Müslüman devletlerin liderliği. Evet, bir bu. İkinci olarak baharat yolu ticareti Osmanlı'nın eline geçmiştir. Çünkü baharat yolu Akdeniz'e gelmektedir. İpek yolu, baharat yolu, bunun bir yol güzergahını söylememiz gerekiyor ama şu sonuçları söyleyeyim. Ondan sonra İpek yolu nereden başlayıp nereden bitiyor? Baharat yolu nereden başlayıp nereden bitiyor? Bunu kısaca bir açıklayalım size. Sonuçları bitirme öyle açıklayacağım. Ve baharat yolu Osmanlı'nın eline geçiyor fakat fazla da işe yaramıyor. Çünkü o sıralarda Avrupa coğrafi keşifleri yapmıştır. Yeni ticaret yolları bulduğu için bizim elimizdeki baharat yolu fazla da bir kar getirmemeye başlamıştı. Üçüncü olarak Mısır'da 250 sene süren Memlük Devleti sona ermiştir. Dördüncü olarak Mısır hazineleri Osmanlı'nın eline geçmiştir. Mısır hazineleri Osmanlı hazinelerini doldurdu. Ve beşinci olarak da Hicaz Emiri, burası Arap Yarımadası, Hicaz Emiri şehrin anahtarlarını Yavuz'a teslim etmiştir. Böylece Hicaz da Osmanlı eline geçmiştir diyoruz. Peygamber Efendimiz'e ait kutsal emanetler Osmanlı'ya verilmiştir. Ve bir de Venedikliler Kıbrıs için daha önce Memlüklere vergi ödüyordu. Bu olaydan sonra Venedikliler Kıbrıs için vergiyi Osmanlı'ya ödemeye başlamışlardı. Görüyorsunuz ki Osmanlı için oldukça karlı bir seferdir bu. Ha demiştik ya Osmanlı hazineleri doldu Mısır seferinden sonra. Ve Osmanlı'nın şu meşhur sözü vardır. Yavuz Sultan Selim'in. Demiştir ki Yavuz, benden sonra gelecek olan padişahlar benden daha fazla Osmanlı hazinelerini doldururlarsa hazineye onların mührü vurulsun. Benden daha fazla Osmanlı hazinesini dolduran olmazsa hazineye benim mührüm vurulsun demiştir. Ve Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar hazineye Yavuz'un mührü vurulmuştur. Çünkü Yavuz'dan daha fazla Osmanlı hazinesini dolduran olmamıştır. Mısır Seferi'nin sonuçlarından sonra İpek ve Baharat yolunun şöyle bir güzergahını görelim demiştik. Arkadaşlar İpek yolu Çin'de başlar, Orta Asya'yı baştan başa geçip Hazar Denizi'ne gelince ikiye ayrılır. Bir kol Hazar Denizi'nin kuzeyinden gider, bir kol Hazar Denizi'nin güneyinden gider. Hazar Denizi'nin kuzeyinden giden kol Kırım'a gelir, Kırım'dan Karadeniz'e açılır. Hazar Denizi'nin güneyinden giden kol ise Basra Körfezi tarafından geçip, yani İran tarafından geçip Anadolu'ya girer. Anadolu'da Van, Van'dan sonra Trabzon, İstanbul, İstanbul'dan Karadeniz. Yani İpek yolu Çin'de başlayıp Karadeniz'de bitiyor, unutmayalım. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlar,
O da İran tarafından geçer, Basra Körfezi'nden geçer. Oradan Mısır yolundan Akdeniz'e açılır. Baharat yolu da demek ki Hindistan'dan başlayıp Akdeniz'de bitiyormuş. İpek Karadeniz, baharat yolu deyince Akdeniz gelsin aklınıza. Evet, burada baharat yolu da böylece Osmanlı'nın eline geçmiş oluyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim dönemi bitti. Geldik Kanuni Sultan Süleyman zamanına. Macaristan'ın hepsini alıyor. Bir iki yer hariç Macaristan'ın birçok toprakları Osmanlı'nın eline geçmiştir. Orta Avrupa hakimiyetidir bu. Ve bu arada tabii Viyana çıkacak karşımıza daha sonra. Viyana alınsaydı Orta Avrupa'da daha da güçlü olurdu Osmanlı. Bu arada sonuçlara bakacak olursak Mohaç Savaşı'nın, bir, Macar bizim topraklarımıza katıldı, Macaristan. İki, Osmanlı tekniğinin Avrupa'dan üstün olduğu anlaşıldı. Çünkü bizde kullanılan toplar Macarlarda yoktu. Üçüncüsü, bu savaşla 250 yıl sürecek Avusturya-Osmanlı savaşları başladı. Avusturya devamlı olarak Macar toprakları üzerinde hak iddia etmiştir. Çünkü akrabalık olduğu için Macar kralı ile arasında, bunun için Macar topraklarının kendisine ait olduğunu savunmuştur. Ve Osmanlı-Avusturya arasında 250 yıl sürecek savaşlar başlamıştır. Hep savaşların da nedeni Avusturya'nın Macar toprakları üzerinde hak iddia etmesi. Bir diğer neden ise Kanuni Sultan Süleyman Macar kralı olarak Lajos yerine Erdel Prensi Janos'u getirmiştir oraya. Evet, Mohaç Savaşı'nın sonuçlarını gördük. Şimdi sonra ne oldu? Avusturya evet Macar topraklarına giriyor ve o toprakları almak istiyor Osmanlı'dan. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman büyük bir orduyla Viyana önlerine gidiyor. Biz buna birinci Viyana kuşatması deriz. Viyana büyük, Avusturya'nın merkezinde başkenti, büyük bir şehir, surlarla çevrili, yani savunması kolay bir şehirdir. Kuşatılıyor. Fakat kuşatma için tam hazırlıklı gitmemişti Kanuni Sultan Süleyman. Büyük toplar gitmediği için, yeteri kadar erzak olmadığı için ve kış yaklaştığı için bu kuşatma yarım kalmıştır ve geri dönülmüştür. Ha, birinci Viyana kuşatması başarısızlık değildir. Sadece yarım kalmış bir kuşatmadır. Geri dönülüyor. Fakat daha sonra yine Avusturya hükümdarı rahat durmadığı için, Macar bizim Osmanlı topraklarına girdiği için Kanuni iyice kızıyor ve ordusuyla ilerliyor. Avusturya'yı bir baştan bir başa geçip Almanya'nın içlerine kadar giriyor. Almanya'nın içlerine kadar girdiği halde ne Avusturya Arşidükası ne de Alman İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına çıkma cesareti gösterememiştir. Biz Almanya içlerine girerken bu arada İran'da, doğuda, İran'da Şah Tahmasp Osmanlı'nın batıda ilerlemesini fırsat bilerek, nasılsa batıda benim üzerime kadar gelemez diyerek doğudan bizim topraklarımıza giriyor sınırlarda. Kanuni Sultan Süleyman İran Şahı'nın bizim topraklarımıza girmesini görünce Avusturya'nın teklif etmiş olduğu anlaşmayı kabul ediyor. Ve 1533 yılında İstanbul Anlaşması yapılıyor. İstanbul Anlaşması yapılıyor. Bakalım şartları ne? En önemli maddesi şu. Avusturya Arşidükası'nın Osmanlı sadrazamına denk sayılmasıdır. Evet, Avusturya Arşidükası Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır deniliyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Padişaha denk değil. Bizim ancak sadrazamımıza denk Arşidük'a. Yani daha bir fırın ekmek yemesi lazım padişahımıza denk olabilmesi için. Ama duraklama döneminde biz bunu göreceğiz. Zitvatorok Anlaşması var, duraklama döneminde anlatacağım size. Orada Zitvatorok Anlaşması'nda şöyle bir madde var. Avusturya Arşidükası Osmanlı padişahına denk sayılmıştır diye bir madde var. Ama bir de Kanuni dönemine bakalım. Ancak sadrazamımıza denk geliyor. Burada Osmanlı'nın siyasi olarak ne kadar güçlü olduğunu gösterir bu madde. Düşünün, onların hükümdarı sadece sadrazamımıza denk sayılıyor. Bu Osmanlı'nın gücünü gösterir. Bir diğer madde ise Avusturya bize vergi ödeyecektir. Her yıl vergi ödeyecek. Bir diğer madde ise Osmanlı'nın Macar kralı olarak atadığı kişiyi Avusturya kabul edecektir. Ve Macar topraklarında girmiş olduğu yerlerden geri çekilecektir Avusturya. Bu da son derece önemli. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu Mohaç Savaşı'nı gördük, Viyana kuşatmasını gördük, anlaşmayı gördük, İstanbul Anlaşması'nı. Bir de bunun hemen arkasından kapitülasyonları görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Fransızlara kapitülasyonlar vermiştir 1535. Önemi ise Osmanlı'nın ilk verdiği kapitülasyondur. Kim zamanda Kanuni kime vermiş? Fransızlara. Evet, kapitülasyon nedir? Kapitülasyon bir devletin başka bir devlete tanıdığı
ticari ayrıcalıklardır. Ve Osmanlıca da başka şekilde de geçebilir kapitülasyon. Uhud-ı Atik, imtiyazat-ı mahsusa gibi bu şekillerde de görebiliriz kapitülasyonun ismini. Ve kapitülasyonun veriliş amacı nedir diye bir soru gelirse, niye kapitülasyonları verdik? Birincisi, ki en önemlisi bu, böyle bir soru gelirse hemen aklınıza bu ilk söylediğim gelsin. Haçlı ittifakını önlemek için. Yani Avrupa'da Fransızları yanımıza çekersek Hristiyan birliğini engelleriz diye düşünüyor. En önemli neden budur. İkincisi, Akdeniz ticaretini canlandırmak için. Evet, böylece onlara ticari haklar verirsek Akdeniz'de bizim ticaretimiz de gelişir diye düşünüyoruz. Birinci neden, ikinci neden bunlar. Şimdi kapitülasyonun bir iki maddesini söyleyelim. Evet, kapitülasyonun bir iki maddesi de şu var. Bir defa Fransız gemiciler bizim sularımızda rahatlıkla ticaret yapabilecekler. Onlara düşük gümrük tarifesi uygulanacak. Sonra Fransızlardan bir yargıç bizim ülkemizdeki Fransızlarla ilgili olaylarda davalara girebilecek. Onların mahkemelerinde bulunabilecek. Onların mahkemelerinde Osmanlı ülkesinde olan, onların mahkemelerinde tercüman bulunabilecek. Sonra bu hakların aynısından biz de yararlanacağız. Yani Fransızlara verdiğimiz bu kapitülasyon karşılıklıdır. Aynı haklardan biz de yararlanacağız Fransızlarda. Bir de çok önemli bir maddesi daha var. İki hükümdar tahta kaldığı sürece kapitülasyonlar geçerli olacaktır. Kanuni ileri görüşlüymüş. Bakın, kendisinden sonra kapitülasyonların devamını istememiş. Bize ne kadar zarar getireceğini demek ki tahmin edebilmiş. Kendisinden sonra kapitülasyonun devamı olmasını istemiştir. Şimdi bakın, yükselme döneminde olan bu kapitülasyon, bunların Osmanlı'ya zararı yok. Çünkü Osmanlı güçlüdür. Fakat yükselme döneminden sonra verilen kapitülasyonların bize çok büyük zararı vardır. Ekonomimizi mahvedecek. Onun için yükselme dönemi, eğer dönemiyle ilgili bir soru gelirse olumlu, yükselme döneminden sonra gelirse olumsuz bakacaksınız test sorularında. Evet, kapitülasyonları da söyleyecek. Bu arada son seferi Kanuni'nin Zigetvar seferidir. Avusturya'nın elinde olan Zigetvar Kalesi kuşatılıyor Osmanlı orduları tarafından. Ama kuşatma esnasında Kanuni vefat etmiştir ve daha sonra ise Zigetvar Kalesi alıp İstanbul'a dönülmüştür ve padişah daha sonra da 2. Selim olmuştur. Kanuni'nin batı seferi bitti, bir de doğu seferi vardı. Doğu seferlerine bir bakalım. Doğu seferinde İran seferini anlatacağız. İran seferleri 3 defa da olmuştur. 3 İran seferi vardı. Bakın, bu İran seferleri var ya Kanuni döneminde yapılan. Osmanlı tarihinde padişahın bizzat başında bulunduğu en uzun seferlerdir. 22 sene sürmüştür. Ha, Osmanlı tarihinin en uzun seferi demedim, dikkat ederseniz. Osmanlı'nın en uzun seferi duraklama döneminde göreceğiz, Girit seferidir. Girit'in alınmasıdır. Bu Osmanlı padişahı olan padişahın bizzat başında bulunduğu seferdir. En uzun seferdir. Ve üçünde de İran Şahı'nın bizim topraklarımıza girmesiyle 3 sefer yapılmıştır. Ve Kanuni ordusuyla İran'ın içlerine kadar girdiği halde, 3 seferde de girdiği halde İran Şahı Şah Tahmasp bir türlü Kanuni'nin karşısına çıkmamıştır. Ve bunun üzerine Kanuni Bağdat'ı alıyor. Zaten birinci seferde Bağdat'ı alıyordu. Zaten bunun için de Kanuni Sultan Süleyman'a birinci Bağdat Fatihi denmiştir. Arkadan öbür seferlerde Nahçıvan alınıyor, Karabağ alınıyor. Oldukça geniş topraklar alınıyor ama İran Şahı her seferinde kaçıyor Kanuni'nin karşısında. Bunun üzerine İran Şahı Kanuni ile baş edemeyeceğini anlayınca anlaşma istiyor. Ve 1555 yılında Amasya Anlaşması yapılıyor. Amasya Anlaşması'nın önemi şu. Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk resmi anlaşmadır. Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk resmi anlaşma budur. Evet, önemi bu. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bir de deniz seferleri var. Deniz seferlerinde ise Kanuni'nin bu seferlerde bir defa Rodos'un alınması çıkacak karşımıza. Biliyorsunuz Fatih zamanında alınamamıştı. Kanuni zamanında 1522 yılında bir seneye yakın bir süre kuşatıldıktan sonra Rodos alınıyor. Kimlerin elinden? Saint-Jean şövalyelerinin elinden Rodos alınıyor. Alman importörü Şarken bu şövalyeleri, Rodos şövalyelerini Malta adasına gönderiyor. Ondan sonra Malta bizim başımıza bela alacak. Rodos alındı. Rodos'un alınması Batı Anadolu'nun güvenliğini sağlaması açısından ve Akdeniz'deki ticaretimiz açısından son derece önemli. Arkadan Preveze Deniz Savaşı'nı görüyoruz. Evet,
Preveze Deniz Savaşı. Bunu bilmeyen öğrencimiz yoktur zaten. Akdeniz'in Türk Gölü olduğu bir seferdir bu. Ve Alman İmparatoru Şarken Osmanlı'nın güçlenmesini engellemek için büyük bir Haçlı donanması hazırlatıyor. İşte Haçlı donanması ve Osmanlı donanması Preveze önlerinde karşı karşıya geliyorlar. Haçlı donanmasının başında Andre Doria var. Osmanlı donanmasının başında ise Barbaros Hayrettin Paşa var. İki büyük komutan, iki büyük donanma. Fakat Barbaros'un savaş taktikleri, taarruzları o kadar güzel olmuştur ki Haçlı donanması, Osmanlı donanması önünden kaçmak zorunda kalmıştır ve anlaşma yapılıyor en sonunda. İşte bu yapılan anlaşmada, Venedikler yaptığımız bu anlaşmada Venedik her yıl Osmanlı Devleti'ne vergi ödeyecektir. Ve Akdeniz bir Türk gölü olmuştur. Onun için Preveze Deniz Savaşı son derece önemli. Arkadan Cerbe kuşatması vardır. Bu arada Trabluskarp alınmıştı ve daha sonra Cerbe. Cerbe kuşatması da çok önemli. Cerbe alınınca Akdeniz'in hakimiyeti daha da fazla Osmanlı'nın eline geçmiştir. Onun için Preveze ve Cerbe Akdeniz hakimiyeti açısından önemli. Ve Malta kuşatmasını görüyoruz. Malta kuşatması da Turgut Reis şehit olmuştur. Kuşatma yarım kalmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Onun için Malta'yı alamamışızdır. Evet, Kanuni döneminde bir de Hint seferleri vardır. Kanuni deniz seferleri içerisinde sonuncusudur. Hint seferleri, bu da oldukça uzun sürmüştür. 4 defa da yapılmıştır bu Hint seferleri. Hint seferlerinin nedenleri. En önemli nedeni Portekizlerin Hint okyanusundaki hakimiyetini kırmaktır. En önemli neden bu. Portekiz'in Hint okyanusundaki hakimiyetini kırmak. Evet, ikinci neden... Müslüman gemiciler ticaret yapamıyordu Hint Okyanusu'nda. Hatta hacca gidecek olanlar Portekizli gemiciler tarafından engelleniyordu. Gücerat hükümdarı Osmanlı'dan yardım istemişti. Bu nedenlerle Hint seferleri başladı. Birinci Hint seferi Hadım Süleyman Paşa tarafından. İkinci Hint seferi Piri Reis. Üçüncü Hint seferi Murat Reis. Ve dördüncü Hint seferi Seydi Ali Reis tarafından yapılmıştır. Piri Reis ile Seydi Ali Reis'i unutmayın. Son derece önemli bu ikisi. Piri Reis ünlü bir coğrafyacıdır. Kitab-ı Bahriye adlı bir eseri vardır. Seydi Ali Reis'in ise Miratül Memalik adlı bir eseri vardır. Miratül Memalik memleketlerin aynası, yani gezip gördüğü yerleri anlatmıştır. Onun için ikisi de çok önemlidir. Ama Hint seferleri maalesef istediğimiz gibi sonuçlanmamıştır. Hint seferlerinin sonuçlarına bir bakalım. Birinci olarak Aden, Yemen, taraf Habeşistan tarafları, Sudan tarafları Osmanlı'nın eline geçmiştir. İkincisi, Basra Körfezi ve Kızıldeniz hakimiyeti Osmanlı'nın kontrolüne girmiştir. Üçüncüsü ki önemlisi, en önemlisi, Hint Okyanusu'ndan Portekiz hakimiyetini kıramamışızdır. En önemlisi de budur. Hint Okyanusu'ndan Portekiz hakimiyetini kıramamışızdır ve Osmanlı hakim olamamıştır oradaki yerlere. Portekizlerin ele geçirdiği hakimiyeti sona erdirememişizdir. Bu arada niye başarısız olduk? Başarısızlığımızın nedenleri neler diyecek olursak, bir defa gereken önem verilmemiştir Hint seferlerine. Hint okyanusunun dalgalarına dayanıklı büyük gövdeli gemiler yapılmamıştır. Bir bu. Sonra Hint okyanusunun gelecekteki önemi anlaşılamamıştır Osmanlı tarafından ve onun için de gereken önem verilmemiştir. Hint okyanusunun iklim şartları göz önüne alınmamıştır. Sonra bizi davet eden Müslüman devletler Hint Okyanusu'nda hiç bize destek olmamışlardır. Bunlar hep Hint Okyanusu'ndaki Hint seferlerimizin başarısızlık nedenleridir. Evet, Kanuni dönemi de sona erdi. Hint seferlerini de anlattık. Şimdi bir tek yükselme döneminde Sokullu dönemi kaldı. Küçük bir bölüm. Onu diğer dersimizde anlatacağım. Kısa bir bölüm, fazla uzun bir bölüm değil. Şimdilik teşekkür ediyorum. Öbür derste buluşacağız inşallah.